kazanım 12 ile devam ediyor. Şimdi burada verilen denklemde mutlak değer x eksi 1'in karesi artı mutlak değer x eksi 1 var. İşlem kolaylı olsun diye yine mutlak değer x eksi 1'e t diyeceğim. Değişken değiştiriyorum. T kare artı t eksi 20 eşittir 0. Bu ifadeyi çarpanlara ayırıyorum. O zaman ikinci derecenin denklem oldu. T'ye t burayı artı 5'e eksi 4 diye yazıyorum. Çarpımları eksi 20 toplamları artı 1 t'nin katsayısını verdi yani. Bunları düz birleştireceğim. Burası ne oldu o zaman? T artı 5 çarpı t eksi 4 eşittir 0. T artı 5 sıfırsa t eşittir eksi 5 veya t eksi 4 sıfırsa t eşittir 4. E t dediğim ne? Mutlak değer x eksi 1. Mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 5 veya mutlak değer x eksi 1 eşittir 4. Tabii mutlak değer negatif olamaz. O yüzden mutlak değer x eksi 1 eksi 5'e eşit olamaz. Buradan kök gelmiyor. Burası boş küme. Mutlak değer x eksi 1 4 ise burada x eksi 1 4 olabilir veya x eksi 1 eksi 4 olabilir. Bir artılısı bir eksilisi. Yani buradan x eşittir 5 veya eksi 1'i karşıya attım. 1 eksi 4'ten x eşittir eksi 3 geldi. O zaman benim çözüm kümem ne oldu? Çözüm kümem eksi 3'e 5. 2 elemanlı oldu. Bu şekilde yazmış oldum. Devam ediyorum. Burada yine aynı şekilde bu sefer mutlak değer x eksi 2 var. Mutlak değer x eksi 2'ye t diyelim. T kare eksi t eksi 6 eşittir 0. Burayı t'ye t. Burayı da eksi 3'ü artı 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Yani t eksi 3 çarpı t artı 2 eşittir 0. Doğru mu? O zaman burada şunu mu yapacağım? T eşittir 3 t eksi 3 sıfırsa veya t eşittir eksi 2. Buradan t dediğim x mutlak değer x eksi 2 eşittir 3 veya mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 2. Tabii mutlak değer negatif olamayacağı için buradan kök gelmiyor. Burası boş küme. E burada mutlak değer x eksi 2 3 ise x eksi 2 3 olabilir. X eksi 2 eksi 3 olabilir. Veya tekrar veya yazmadım. Alanım küçük diye. Buradan x eşittir 5 bulunur veya x eşittir eksi 1 bulunur. Yani buradaki çözüm kümem ne oldu bu durumda? X eşittir eksi 1'i düzgün yazacağım bir dakika. Eksi 1'i bari şöyle yazayım. Buradan o zaman çözüm kümem ne oldu? Eksi 1'e 5 oldu. Zaten cevabım bu oldu. 3'e geçtim. Burada 4. dereceden kök x'e t diyeceğiz. 4. dereceden kök x eşittir t diyelim. Şimdi burası t, şurası da t. Payda eşitliyorum bak. T kare eksi 3 eşittir 2t. Yani t kare eksi, payda eşitleyince t kare eksi 3 bölü t eşittir 2. İçler dışlar yaptım. T kare eksi 3 eşittir 2t. Yani t kare eksi 2t eksi 3 eşittir 0. 2t'yi de sol tarafa attım. Şurası t'ye t. Şurası eksi 3'e artı 1 mi? Eksi 3'e artı 1 yazdım buna da. Ne yapacağım bunları? Düz birleştireceğim. Çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 yani t'nin katsayısını verdi. Burası t eksi 3 çarpı t artı 1 eşittir 0. Buradan t eksi 3 sıfırsa t eşittir 3 veya t artı 1 sıfırsa t eşittir eksi 1. T dediğim 4. dereceden x eşittir 3 veya 4. dereceden x eşittir eksi 1. Şimdi burada kökün derecesi 4 olduğu için, kuvveti 4 olduğu için negatif olamaz. 4. dereceden x hiçbir zaman eksi 1 olamaz. O yüzden 4. dereceden x 4 ise her tarafın 4. kuvvetini alırım. X eşittir 3 üzeri 4, 81 oldu. Yani buradan çözüm kümem tek elemanlı geldi. Sadece 81 var. Geçtim 4. soruya. Şimdi burada yine bak. Bu 5. dereceden kök x kare demek. 5. dereceden kök x'in karesi demek. Şu 2'yi dışarı atabiliyorum. Yani şunu diyorum. Bu karekök özelliği. Ben bunu şöyle yazabiliyordum. 5. dereceden kök x'in karesi diye. Şu 2'yi dışarı da alabilirim, içeri de alabilirim. Fark eden bir şey yok. O zaman ben şurada 5. dereceden kök x'e t dersem ne oldu? Birincisi 5. dereceden kök x'in karesi t kare eksi t eksi 12 eşittir 0. T'ye t eksi 12 eksi 4'e artı 3 çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1 düz birleştiriyorum. Burası ne oldu o zaman? T eksi 4 çarpı t artı 3 eşittir 0. Buradan ne oldu? T eşittir 4 veya t eşittir eksi 3. T eksi 4 sıfırsa t 4, t artı 3 sıfırsa t eksi 3. E t dediğim neydi? 5. dereceden kök x eşittir 4 veya 5. dereceden kök x eşittir eksi 3. Şimdi derece burada tek olduğu için
Eksili olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi 5. dereden kök x 4 ise x dediğim 4 üzeri 5 her tarafın 5. kuvvetini aldım. 5. dereden kök x eksi 3 ise x dediğim eksi 3'ün 5. kuvveti yani eksi yönünü alacak. Eksinin tek kuvveti eksi olacak. Eksi 3 üzeri 5 olacak. Yani buradan çözüm kümem eksi 3 üzeri 5'e 4 üzeri 5 oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.